Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Oppo Reno5 Lite'i kutusundan çıkartıyorum. Ama bu telefon biraz farklı bir telefon. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu telefon Türkiye'de üretildi. Yerli üretim bir telefon. Şimdi yerli üretim diyeceksiniz ki ya bunun işlemcisi yurt dışından geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Olsun arkadaşlar, Türkiye'de üretildi ve yerli bir telefon olmuş oluyor. Şimdi kutusundan çıkaracağım ama şöyle güzel de bir bilgi kartı hazırlamışlar bizim için. Sağ olsunlar. Buradan Duygu'ya selam iletiyorum ben. Kendisi hazırlıyor bunları böyle. Güzel de bir bilgi kartımız var. Özellikleri de burada yazıyor. Birazcık kopya çekeceğim ister istemez. 6.4 inçlik bir telefon bu. 2400'e 1080 piksel ve AMOLED bir ekranımız var. İşlemci MediaTek'in Helio P95 işlemcisi. İşletim sistemi Android 11 ve ColorOS 11.1 arayüzü ile geliyor. 8 GB belleği var ve dahili depolamada 128 GB, aynı zamanda bir microSD kart yuvası var ve 256 GB'a kadar da depolamayı arttırabiliyorsunuz. Arka kameramız 48-8-2-2, ön kamera 32, pilimiz 4310 mAh, 30 Watt'lık VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisine sahip, 172 gram ağırlığımız var ve sonsuz siyah Aurora Moru isimli iki farklı rengimiz de varmış. Satış fiyatını da söyleyeyim, 4299 TL ama farklı fiyatlarda bulabilirsiniz internette, benden bir tüy olsun. Şimdi teknik özellikleri anlattık. Bunlar zaten her yerde var, her yerde bulabilirsiniz. Şöyle kenarından, köşesinden bir açmaya çalışayım. Yalnız bu böyle turkuaz renkte güzel olmuş. Turkuazım trak, yeşilim trak, mavi karışık da bir renk. Açıyoruz. Evet, açtık. Şöyle buradan çıkıyor Oppo'muz ve bir daha çıktık. İşte burada bir kutu çıktı önce. Telefondan önce kutuya ulaştık. Ne var? Ne var söyleyeyim mi? Söylüyorum. Kılıf var. Kılıf bence önemli. Ben bu konuları seviyorum biliyorsunuz. SIM kart iğnemiz mevcut. Kılıfımız var. Kılıfımız yumuşak plastik. Şöyle göstermiş olayım. Yumuşak plastik ama bence kılıf önemli. Kılıf almak zorunda kalmıyorsunuz. Ben seviyorum kılıf çıkan telefonları. Kutudan çıkartalım bir kez daha. Şekil, burada özellikleri yazıyor. Dual video diyor. Hem ön hem arka kamerayla aynı anda kayıt yapabiliyorsunuz. Enteresan, güzel bir özellik. AI Color Portrait Video diyor. 30 Watt'lık VOOC Flash Charge diyor. 4.0 ve 4310 mAh'likte bir pilimiz varmış. Bunu da çıkartalım. Çıkaramadık. Çıkarttık. Şurada bir iğneyi var. Onu da çıkartalım. Şöyle. Arkası çok güzel yalnız bu arada. Kameralarımız, 4 tane kameramız burada. Görüyoruz. Yanar döner bir arka taraf var. Ön tarafta bu şekilde delikli bir kameramız var. Sol üst köşeye konumlandırılmış. Açalım telefonumuzu. Bir yandan açılırken ben de kutunun diğer içeriklerine bir göz atmak istiyorum. Başka ne var kutuda? Bakalım. Ne var? Adaptörümüz var. SuperVOOC destekli. Tip A bağlantısına sahip. Standart adaptörümüz mevcut. Şöyle çıkartalım. Tip A, tip C bağlantısı olan USB kablosu. Bir de kulaklık çıkıyor kutudan. 3.5 mm kulaklık, demek ki 3.5 mm girişimiz mevcut. Bir gösterelim. Telefon da bu arada açılıyor. Ayarlarını yapıyor. Şuradan 3.5 mm girişini görüyorsunuz. Tip C bağlantımız burada. Mikrofon ve hoparlör, ses şeyleri falan da buradan görebiliyoruz. Üst tarafta bir şey yok. Yanda açma kapama tuşumuz mevcut. Diğer tarafa bakalım. Ses açma kapama tuşlarımız da burada. SIM kart yuvası da burada. Şimdi devam edelim. Türkçeyi bulalım. Güzel Türkçemizi. İleri dedik. Türkiye dedik. Sonra buraları tamam diyeceğim. Geçeceğim. Hızlıca açmak için. Bunu atlıyoruz. Wi-Fi'ye bağlanmayalım. İleri diyelim. Diğer dedik. Kabul et dedik. Bunu sonra yapalım. Sonra ayarlıyoruz. Güvenlik ayarları vesaire. Şu an ayarlıyor. ColorOS açılıyor ve başlayın diyeceğiz. Muhtemelen gösterecek. İşte. Telefonumuz açıldı. Oppo Reno5 Lite'ımız açıldı. Telefonumuz böyle. Gayet güzel bir telefon var. Tamam diyelim. Tamam diyelim. İzin ver diyelim. Bu şekilde böyle. Menümüz bu şekilde. Genel olarak telefonun özellikleri böyle arkadaşlar. Bir kameraya bakalım. Belki kamerayı merak edenler vardır aramızda. Tamam diyelim. Yalnızca bu sefer diyelim. İzin ver diyelim. Kameramız bu şekilde. Klasik Oppo arayüzümüz bizi karşılıyor. Gayet güzel bir kamera var yalnız bu arada. Bakın buradan geniş açımız var. Normal açımız var. 2x var ve 5x'te buradan zoom girebiliyoruz. Kameramız bu şekilde. Video modumuz da böyle. Bunları uzun uzun detaylı olarak inceleme tarafında anlatacağız. Ama şimdiden genel bir bilgi verelim. Şu anda beni görüyorsunuz. Ters bir açıdan duruyorum. Ön kamerayı açmış bulunmaktayız. Ön kameramız da işte bu şekilde görünüyor. Tabii detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Oppo Reno5 Lite ile ilgili. O gün gelene kadar bu telefonla ilgili sorularınız varsa, şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şöyle bir fonksiyonu var mı gibi sorularınız varsa mutlaka ve mutlaka bu videonun altında yorum olarak bizlere iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz olanları yanıtlayacağız, bilemediklerimizi de Oppo Türkiye'ye gönderip onlardan yanıt bekleyeceğimizi söyleyelim. YouTube kanalımıza abonesiniz diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar da var. Abone olursanız çok seviniriz. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.